Merhaba arkadaşlar. KPSS lisans çıkmış sorular konularına göre tarih anlatımı İslamiyet öncesi Türk devletleri. Öncelikle şuna bakmamız gerek. İslamiyet öncesi Türk devletleri diye bir konu neden var? Bunu incelediğimizde görüyoruz ki bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin yapısındaki belli şeylerin bizim eskiden beri geleneğimizde olduğunu vurgulamak için ön plana çıkan bir konu İslamiyet öncesi Türk devletleri. Ne gibi şeyler? Bunlara bakacağız şimdi. Ama soruları çözerken vurgulanan noktalara dikkat edersek bunun belli bir sistematik içerisinde soruların hazırlandığını görebiliriz. Başlayalım. Mesela bu soruda diyor ki Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletleriyle ilgili olarak hangileri doğrudur? Ülke törü adı verilen yazılı olmayan hukuk kurallarına göre yönetilmiştir. Bu doğru. O zaman töre diye bir şey var ve bu kurallara göre yönetiliyor. Bu töreyi incelediğinizde karşınıza bugünkü Türkiye'deki ahlak olgusuyla yani bizim geleneklerimizde de paralel birçok şey görüyorsunuz. Ve bu töre şamanizmi araştırdığınızda görüyorsunuz ki şamanizmin de üzerine yani toplumdaki dini inançların üzerinde en önemli şey töre olarak karşımıza çıkıyor. İkinci nokta toprak yurt olarak adlandırılmıştır. Bugün de zaten bilinen bir şey toprağın yurt olarak adlandırılması doğru. Üçüncüsü hükümdarı devlet yönetimi ile ilgili konularda yardımcı olmak üzere danışma meclisleri kurulmuştur. Bu da doğru. Toy meclisleri de deniliyor buna. Hatta Dede Korkut hikayelerinde geçiyor. Neden var? Mete'den itibaren geçiyor. Bu bilgi de doğru. Neden karşımıza çıkıyor şeklinde de sormak gerekiyor. Çünkü burada bir mesaj veriliyor. Deniliyor ki eskiden beri Türk geleneğinde devletin belli danışma organlarıyla yönetilmesi vardı. Bugün de belli danışma organlarıyla devlet yönetiliyor. Bu bizim eski geleneğimizdir, eski kültürümüzdür, doğru olandır. Mesajı adaya veriliyor. Bu noktada önemli. Geçelim. Eski Türk devletlerine hükümdara yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verildiğine inanılmıştır. Yani Tanrı onu ne yapmış olur? Düşünün ki bir şey oluyor, kutsal bir şey Tanrı, onu ne yapıyor? Kutsuyor. Bugün de birçok kaynakta görüyoruz ki kutsal kelimesi de Orta Asya'daki kut kelimesinden türemiş olabileceği söyleniyor. Dolayısıyla Tanrı'nın bu yetkisine kut deniliyor. Peki diğer şıklar ne? Mesela şat. Şat, hükümdar soyundan olan komutanlara ve yöneticilere verilen ad. Nereden aklımızda kalabilir? Mesela Kürşat isminde. Bugün kullanımında var. Oradaki şattan aklımızda kalabilir. Tekin. Tekin ne demek? Tigin diye de geçiyor. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde hükümdar çocuklarına verilen isim. Biz bunu Orta Asya'da Kültigin'den hatırlıyoruz. Dolayısıyla bu da o. Toy ne peki? Toy'dan belli amaçlarla düzenlenen toplantılar, toy meclisleri var. Aslında eski Türklerde de birçok şey için toplantı yapılıyor. Önemli olaylar için insanların beraber mutlu olduğu düğün, doğum gibi olaylarda da toy düzenleniyor. Ve balbal var. Balbal da mezarlarda olan bir şey. Mezarların başına işte kişinin öldürdüğü adam sayısınca heykel koyuluyor. Ve mezarın başına veya içine buna da balbal deniliyor. Yani mezarla ilgili bir şey balbal. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet'ten önce Türklerde ölen kişinin eşyaları ile birlikte gömüldüğü mezarın adıdır? Şıklara baktığımızda aslında bir önceki soruyla ortak şıklar görüyoruz. Bunlar ortak şık. Yu ne? Yu da ölen kişinin ardından düzenlenen cenaze töreni. Hani diyebilirsiniz ki bu çok mu önemli bir şey ki buna özel bir isim vermişler. Araştırdığınızda görüyorsunuz ki gerçekten de önemli bir şey. Özellikle şamanizme göre bu Türk filmlerinde gösterilen işte şaman rahibin dönmesi falan sahneleri var. Ve kötü ruhların arasına kendi ölülerini kötü ruhları atlatarak iyi ruhlara yollamaya çalışıyor bu ayinde. Ve onları nereye yolluyor? Uçma adı verilen öldükten sonra insanların gideceği iyi yer cennet. Cennete yollamak için bir tören düzenleniyor. Cennete uçuyor. Oradan uçmalıdan uçmak aklınızda kalabilir. Cevap kurgan. Bu mezarın adına kurgan diyoruz. Yani mezarda kurudum kaldım gibi bir şeyden akılda kalabilir.
Aşağıdakilerden hangisi Hunların neden olduğu kavimler göçünün sonuçlarından biri değildir? Avrupa'nın etnik yapısının değişmesi, Avrupa'da bir Hun devleti kurulması, Roma İmparatorluğu'nun bütünlüğünü ve üstünlüğünü yitirmesi ve Göktürk Devleti'nin yıkılması. Şimdi doğal olarak göç var. Göç olunca etnik yapı değişiyor. Bugün bile bir göç olsa Suriyeliler örneğin Türkiye'ye geliyor ve dokusu değişiyor deniliyor. Bir Hun devleti kurulacak. Avrupa'ya gidiyor Hunlar. Orada bir devlet kuruyor. Roma İmparatorluğu'nun bütünlüğünü ve üstünlüğünü yitirmesi. Tabi Roma İmparatorluğu göçler sonucunda bu şekilde bütünlüğünü ve üstünlüğünü yitiriyor. Avrupa'da skolastik düşüncenin yayılması. Skolastik düşünceden kasıt işte kilise, papalık ile ilişkili şeyler. Tabii bir göç olunca insanların bakışları da değişiyor, yaşam koşulları değiştiği için ve bu noktada skolastik düşünce de güçleniyor. Belli bir zamana kadar tabii daha sonra. Ama Göktürk Devleti'nin yıkılması bununla alakalı değil, kavimler göçünün sonucu değil. Cevap E. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslam toplumuna katılmasından sonra uyguladıkları arasında değildir? Ahilik Teşkilatı, Ahi Evren geliyor tabi akla. İslamiyet sonrasında, Kümbet Mimarisi de aynı şekilde. Arap alfabesi doğal olarak İslami zaten. Vakıf sistemi de yine İslamiyet noktasındaki İslamiyet'in infak, dağıtmak, hatta tüketmek, bitirmek konusundaki emirleri, yönlendirmelerinden ötürü vakıf çok önemli bir şey. Veraset sistemi Türklerin İslamiyet'ten önce de sahip olduğu bir şey. Ülkenin hanedanın ortak malı sayılması zaten bu sorularda da hep çıkar. Hatta bir sonraki soru da onunla ilgili sanırım. Geçelim. Türk devletlerinde aşağıdaki durumlardan hangileri ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı olması töresinin sonuçları arasındadır? Şimdi tabii yine biz burada resmi tarih öğrendiğimiz için bilinçaltına şu mesaj verilmek isteniyor ki ya ülke hükümdarın ortak malı olursa belli sorunlar ortaya çıkar, sen bunları gör. Nedir o? Mesela taht kavgalarının ortaya çıkması bunu bize vurguluyor. Diğer bilgiler toprakların gelirlere göre bölümlere ayrılması, çeşitli dinlere inanılması bunlar. Paralel aynı noktadan ortaya çıkan şeyler değil ama direkt hükümdar ailesi ortak malı sayılırsa ülkede sorunlar çıkar. Ki mesaj şudur, Türkiye Cumhuriyeti'nde ülke hanedanın ortak malı değil işte eğer olursa sorun çıkar. Tarih alt bilgisi verilir adaya. Geçelim. Göktürk Devleti'nde Bilge Kağan'ın Budist tapınağını yaptırması isteğine Vezir Tonyukuk, Budizmi benimsemenin Türklerin mücadeleci ruhunu kaybetmelerine neden olacağı düşüncesiyle karşı çıkmıştır. Yalnız bu bilgiyle aşağıdaki durumlardan hangilerine ulaşılabilir? Toplumun dini arayış içerisinde olduğu, Kağan'ın kararlarının sorgulanabildiği, din değiştirmenin yaşam biçimini etkilediği. Şimdi bakınca Vezir Tonyukuk var ve üstündeki Bilge Kağan'ı sorguluyor bir anlamda. Diyor ki bunu yaparsan sorun çıkar. Ve dolayısıyla sorgulayabildiğini görüyoruz. Aynı zamanda diyor ki bunu yaparsam bizim yaşayışımız değişir. Ve dinin yaşama biçimini değiştirdiğini de görüyor. Çünkü savaşçı ruhumuzu kaybederiz. Ki Uygurlarda da benzer bir durum var. Biz şöyle öğreniyoruz. Dini benimsedikten sonra savaşçı ruhlarını kaybettiler. Pasifize oldular. Bu Türk tarihinde önemli bir nokta. Pek bizim kitaplarda yok ama İslamiyet'in kabulü esnasında Türgiş Hakanı da aynı şartları öne sürerek İslamiyet'i kabul etmiyor. Diyor ki bizim inanışım bizi uygun bir din değil, bizi pasifize eder. Dolayısıyla aslında bu da yine Medeni Bilgiler kitabında Atatürk'ün geçen bir noktayla alakalı, onu ben demeyeyim, isterseniz ararsınız. Türklerin İslamiyet'e geçmeleriyle aşağıdakilerden hangisi kültürel hayatlarında bir sanat kolu oluşturacak derecede önem kazanmıştır? Bunun cevabı hat. Hat tabi İslami fetvalara göre de resim olmadığı için, yani yazı temel orijinli bir şey olduğu için önemli. Ama zaten araştırınca görüyorsunuz ki hani Araplarda İslamiyet'ten önce de hat sanatı biraz başlamış. Ve hat sanatının altın devri diyebiliriz o dönemleri, İslamiyet'i kabul etmesi dönemleri. O zaman hat sanatıyla önem kazanıyor. Türklerde de zaten o dönemde, Araplarda da çok önemli bir noktada, bizde de önem kazanıyor.
İlk Türk devletlerinde Yabgu iç işlerine, serbest dış işlerine doğudaki Hakan'a bağlıydı. Yani bu nedir? İç işlerine, serbest dış işlerine bağlı bir yere. Federal sistem. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine kanıt olduğu savunulabilir? Hakan'ın iç işlerine dış işlerinden daha az önem verdiği, bu alakalı değil. Komşu devletlerin güçlü olduğu, federal sistem burada belli. Hakan'dan sonra tahta çıkma hakkının Yabgu'ya ait olduğu, Türklerin gök tanrı inancının dışındaki inançlara da açık olduğu. Tabii ki federal bir sistem vurgulanıyor burada. İslamiyet'ten önce Türklerin uğraşlarından hangileri yerleşik hayata geçtiklerinin kesin bir kanıtıdır. Yani öyle bir şey olacak ki onu yaptığında adam orada yaşamak zorunda olacak. Şimdi tarımda sulama kanalları yapması, tabii bunu yapıyorsa orada yerleşik hayatı var. Uzun süreli kalıyor ki yapıyor. Halı kilim dolu kumacılığı yapma. Ki halı da bulunuyor. Orada önemli. Kendi tarihimizde. Ama bunu yapması yani yerleşik hayata geçtiğini kesin olarak kanıtı değil. Yani bunu bulduk diye burada bir medeniyet kurmuşlardır diyemeyiz. Silah zaten yani göçebe hayatın biraz da şeyi. Dolayısıyla cevabımız yalnız bir. Aşağıdaki alfabelerden hangisi Türklere özgü bir alfabedir? Türklere özgüdür. En altı görünmüyor olabilir. Ben söyleyeyim. Soğut, Kril, Orhon, Latin, Sanskrit. Şimdi Sanskrit zaten Hinduların alfabesi. Soğut Latin'de bugün günümüzde kullandığımız alfabe Kril alfabesi var. Kril alfabesi de birçok yerde kullanılıyor, Rusya gibi. Ve Soğut. Soğut da yine Hint-Avrupa dil ailesinden İran kökenli bir antik dil. Orhon'u burada zaten şaşırtmak için vermiş. Orhon'un diğer adı Göktürk. Göktürk verince herkes yakalar diye cevabı. Göktürk alfabesi diğer adıyla Orhon alfabesi Türklere, bize özgü bir şey. Umarım faydalı olmuştur.